Yaş kaçtı abi? 20. 20 yaş. Elektrik. Mühendislik. Evet. Üniversite derece falan var mı? İşte yani 1800. Unutum üniversite. 3'e yakın diye düşünüyorum ben. 6'ya doğru falan çıktım herhalde. Yani 3 saat enkaz altında kaldınız. Evet. Peki neler hissettiniz, neler yaşadınız? Çok zor tabii. İşte yani o karanlıkta, o bacaklarıma şey düşünce, beton düşünce çok sıkışık hissettim. İşte Allah'tan hızlı geldiler. Hani son 1,5 saat falan hep iletişimdeydim abilerle. Vardım abi, beni çıkarın buradayım hani. Sesimi duyun. Onlar da duydu sağ olsunlar. Öyle 1,5-2 saatte duyduktan sonra çıkardılar beni. Öyle kurtulduk. Ya. Ranza vardı, ben onun yanına çöktüm. O kurtardı herhalde. Böyle kafanızı cenin pozisyonuna getirdiniz herhalde. Vallahi çok hatırlamıyorum o anı. Hani bir şekilde kafamı, gövdemi, kollarımı korumuşum. Bacaklarım sıkıştı. En üst katta ya. 7 kattaydı, 5'teydi. Sizle birlikte başkaları var mıydı evde? Benim annem ve babam vardı evde. Ablam evli, o başka bir ilçede yaşıyor. Onlar vefat etti. İşte onların acısıyla yaşıyoruz. Kardeşim. Abi işte yani ben itfaiye sesleri falan duydum. Sonra yukarıdan yavaş yavaş sesler geldi. Yani işte abi sesimi duyan var mı diye ben bağırdım. Onlar bağırdı önce bir 5-10 dakika. Duyuşamadık herhalde. Onları duyuyordum ama onlar beni duyamadı ya da yerimi anlayamadı. Hani bir yere vur, bir şey yap dediler. Benim de ranzanın tahtasına vurdum falan. Aa abi burada bak, altımızda falan dediler. Öyle buldular. Birisinin adı Adem'di. Diğerini hatırlamıyorum ama onları da bulmak çok isterim. Hani onlar da izlerse bir şekilde ulaşsınlar. Sağ olsun onlar kurtardı. Daha bir dünya insan vardı tabii ama. Sayısını bilmiyorum da vurdum. Hani bir şekilde vurdum, bağırdım. Çünkü sesleri yakından geliyordu ama. Hani bir türlü bulamıyorlardı beni herhalde. Tam bu enkazın neresinde olduğum. Peki o anda sen nereye düştün? Boşluğa mı düştün? İşte ya, bilmiyorum, ranzanın yanındaydım hani. Beton benim bacaklarımın üstüne düştü. Ben o ranzanın boşluğuna doğru. Böyle kafam, gövdem, kollarım o tarafa doğru düştü. Üst tarafım boşlukta kaldı. Aynen. O yüzden ses çıkarabildim, hani vurabildim bir yerlere. O şekilde kurtardılar. Sağ. Şimdi hani bir yanlış algılama olmuş. Hani ben yalnız kaldım deyince ben hani. Evde 3 kişiydik. Annem babam vefat edince bir ben kaldım ama. Benim ablam var bir tane. Sağ olsun annemin, babamın bir dünya arkadaşı var. Dayım var, amcam var, teyzem var. Akrabalarım var. Arkadaşlarım hiç eksik bir şeyimi bırakmadılar sağ olsunlar. Hani yalnız değilim. Çok sağ olun herkese. Çok çok büyük bir depremdi ya. Evet. Yani biz de şeydeydik. İş yerindeydik. Gerçekten...